Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar, selamünaleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Yine bomba gibi bir videoyla karşınızdayım. Unutmadan bu videoyu beğenirseniz, beni mutlu edersiniz, takip etmeleriniz varsa takip etmeyi unutmasınlar. Şimdi para girişiyle dikkatleri üzerine çeken şirketlere bakacağız ve bunlara bakarken de bakalım hangi hisselerin tahtacısı şirketi topluyor, mal toplama hangi şirketlerde var? Ona bir bakmaya çalışacağız. O da bizim için önemlidir. Çünkü evet, bugün gayet güzel borsa, birçok şirket gayet güzel duruyor. Ama önemli olan yarın, öbürsü gün bu istikrarlı bir şekilde yükselişini sürdürebilecek mi? Bunu da aslında aracı kurum dağılımına bakarak, para girişlerine bakarak anlayabileceğiz. Şimdi burada para girişiyle baktığımızda dikkatleri üzerine çeken şirketlerden bir tanesi Sabancı Holding. İkincisi Tüpraş, üçüncüsü Ereğli, Europower, Gübre Fabrikası, Reeder, TSKB, Yeotek, Vestel, Kiler Gayrimenkul, Astor, Petkim, Şok Market, Megmet, Zoren, Şişe, Kuzey Boru olarak karşımıza çıkıyorlar. Biz de buradan hemen bir aracı kurulum dağılımına bakacağız. Bakalım bunlar toplanılıyor mu, toplanılmıyor mu? Şimdi sağ ola baktığımızda burada sağ olda hemen şunu da açayım, sizlere göstermeye çalışayım. Şimdi Bank of America'ya baktığımızda yabancılar 6 milyon lot toplamışlar. Ve satıcı tarafına baktığımızda İş Yatırım, Info Yatırım, HSBC ve diğer. Bunları topladığında 3, 4, 5, 6, 7. Neredeyse bu satan tarafın komplesinin lotlarını tek başına Bank of America aldığını görebiliyoruz. Bu ciddi bir alımdır, ciddi bir toplamadır ve buna da destek olarak Ak Yatırım da burada devreye gelmiş. Yani burada baktığımızda bu 5, hatta şunu da dahil etsek 20 aracı kurumun, şunu da dahil ettiğimizde 20-25 aracı kurumun satmış olduğu bütün lotları tek başına Bank of America karşıladığını görebiliyoruz. O yüzden burada ciddi bir mal toplama söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Yolu açık olsun. Şimdi bir diğer şirkete bakalım. İkinci sırada Tüpraş varmış. Tüpraş'ta bakalım durum neymiş. Tüpraş'ta en iyi para girişi olan ikinci şirket olarak karşımıza çıkıyor. Tüpraş'a baktığımızda yine güzel bir oluşum var gibi duruyor. Deniz Yatırım burada 1 milyon lot alır iken Ak Yatırım 585 bin lot, 452 bin lot da vakıf yatırımdan geldiğini görebiliyoruz. Bu ikisinin satmış olduğu lotları tek başına Deniz Yatırım karşıladığını görebiliyoruz. Burada küçük yatırımcı güzel satıyor, iyi satıyor. Büyük ihtimalle dirençli olduğu için satıyor. Burada da Deniz Yatırım topladığını görebiliyoruz. Ama tabii bizim için böyle en güzel hikayeyi yakalamak. Mesela Sabancı Holding gibi. Şimdi Ereğli'ye bakalım. Ereğli'de durum nedir? Ereğli'ye baktığımızda durumu göremiyoruz. Neden göremiyoruz? Çünkü güncelleşiyor herhalde. Evet. Şimdi Ereğli'ye baktığımızda burada da bir toplama söz konusudur. Oyak Yatırım tarafından. Oya baktığımızda 2 milyon lot almış. Vakıf Yatırım 900 milyon 900 bin seviyesinde bir lot almış. Yatırım finansmanda 872 bin lot aldığını görebiliyoruz. 8, 8 daha 16, 17, 1 milyon 700 bin lot bu ikisi tarafından satılmış ve Oyak Yatırım bunların tamamını karşıladığını görebiliyoruz. Burada da yine küçük yatırımcı satıyor. Burada Oyak Yatırım'ın alımları devam ettiğini söyleyebiliriz. Bir diğer şirketimiz Europower'da bakalım. Orada durum nasıl? Evet. Europower'da durum kendine göre topladıklarını görebiliyoruz. Burada Bank of America yine yabancıların güçlü alımı söz konusudur. Yabancıya baktığımızda 338 bin lot almış. Satıcı tarafına baktığımızda Garanti BBVA 183, Yapı Kredi 134, Ziraat Yatırım 104, diğerlerde 436 bin lot sattığını görebiliyoruz. 100, 200, 300 yani bu 3 aracı kurumun lotlarının neredeyse tam olarak değil neredeyse tek başına yabancılar karşıladığını
görebiliyoruz. Filikapital de burada destek çıktığını söyleyebiliriz. Bir diğeri gübre fabrikası. Burada da bakalım nasıl bir toplama var. Güzel bir şey var mı, yok mu, ona bir bakacağız. Evet, gübre fabrikasına baktığımızda Europower'la hemen hemen aynı gibi duruyor. Burada Bank of America 311 bin lot almış. Garanti BBVA 274 bin. Ortalama ederinde gibi duruyor. Yani yabancıların, küçük yatırımcıların satmış olduğu lotlar yabancılar tarafından yavaş yavaş karşılandığını görebiliyoruz. Reader'a gelelim. Son günlerin dikkat çeken hissesi. Ona da bir bakmamız gerekecek. Evet. Burada info yatırım satıyor. Evet. Hisse senedi şu an dirençte. Dirençte bu tarz satışların gelmesi normaldir, doğaldır. Evet. Bank of America 3,5 milyon seviyesinde lot almış. İnfo yatırım da yaklaşık 4 milyon lot satmış. Burada A1 Kapital infoya destek çıkmış. Yani toplasan 3, 4, 5 milyon seviyesinde bir lot var. Bu lotlarda Bank of America, Şeker Yatırım, Deniz Yatırım ve Global Menkul Değerler olmak üzere 4 kurum tarafından karşılandığını görebiliyoruz. Bir de küçük yatırımcı da varmış. Yani o 15-20 aracı kurumun, bu ilk 5'in içerisine girmeyen diğer kurumların da satışı söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Evet, insanlar satıyor ama para girişiyle dikkatleri üzerine çeken şirketlerden bir tanesi. Bir diğer şirketimiz Yaotek. Yaotek'e bir bakalım. Burada durum nasıldır? Burada da para girişi dikkat çekiyor. Evet, para girişi dikkat çekiyor. Bank of America güzel mal almış derken bambaşka bir şey oldu. Güncelleşti mi ya? Bu böyle bir şeyse çok iyi. Hatta şuradan girelim. Daha sağlıklı olsun. Evet, tamam, doğru. Şimdi buradan yine açalım kalemimizi. Burada 265 bin lot Bank of America almış. İş yatırımda 227 bin lot sattığını görebiliyoruz. A1 Kapital 218 bin lot satar iken diğerlerden de, yani 15-20 aracı kurumun toplamında da 272 bin lot gelmiş. Bunların tamamını neredeyse tek başına A1 Kapital üstlendiğini görebiliyoruz. Bir diğer şirketimize bakalım. Burada Vestel var. İnanılmaz bir kap haberi vardı ve bu kap haberiyle beraber dün tavandı. Bugün biraz sıkıntıda ama bakalım sıkıntı var mı yok mu, ona bir bakmamız gerekecek. Evet, aslında para girişi, evet, küçük yatırımcı satıyor. Yani burada büyük bir aracı kurumun sattığını göremiyoruz, tespit edemiyoruz. Şimdi burada Bank of America yine devrede. İş yatırım burada devrede. Vakıf yatırım burada devrede. Satanlara baktığımızda tacirler satmış. QNB Finans satmış. Mexa Yatırım satmış. Ve burada 15-20 aracı kurumun toplamında 1 milyon 300 bin lot geldiğini görebiliyoruz. Küçük yatırımcı satarken buradaki 5 aracı kurum kendi içerisinde topladığını görebiliyoruz. Bir diğer şirkete bakalım. O da bizim için önem arz edecek. Kilar Gayrimenkul Astor'a bakacağız. Astor, bakalım orada durum nasıldır? Evet. Yine aynı şeyler. 585 bin lot Garanti BBVA tarafından alınır iken yatırım finansman 300 bin lot. Ak Yatırım 266 bin lot satar iken Yapı Kredi Bankası yatırım 376 bin lot almış. Burada da yine aynı şekilde büyük aracı kurumlar alır iken küçük yatırımcılar başta olmak üzere yatırım finansmanla beraber sattıklarını görebiliyoruz. Burada alıcı taraf daha kuvvetli olduğunu ilk etapta görebiliyoruz. Genel itibariyle baktığımızda para girişi çok güzel. Para girişi bu şekilde devam ederse elbette birçok şirket ciddi seviyelere gidebilme ihtimali söz konusu olabilir. Şimdi para girişinde ufak bir oynamalar söz konusu oldu. Burada para girişlerine baktığımızda
Koç Holding devreye girdi. Petkim devreye girdi. Bir Petkim'e de bakmak gerekiyor. Petkim'in durumu nasıldır? O da bizim de takip ettiğimiz bir veri ve onu da unutmamak gerekiyor. Şimdi burada baktığımızda aslında ciddi bir satışla karşı karşıya geldiğini ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Yani buluş yatırım yaklaşık 4 milyon lot alırken yatırım finansman tek başına 6 milyon lot satmış. Önlü menkul değerler 2 milyon 600 bin lot satarken burada yaklaşık 3 milyon 600 bin seviyesinde lot satmış. Satıcılar yani para girişi olmasına rağmen satıcılar çok fazla. Çok fazla. O yüzden yani burada birileri çok fena satıyor hisseyi. Onu anlayabiliriz işte. Bak güzel bir hisse tespit ettik. Bakalım. Yeni böyle şöyle yeni olanlardan birkaç tanesine bakalım. Burada durumlar nasıl? Evet, Yahotek'e baktık. Hatsan'a bir bakalım. O da bizim takibimizde olan şirketlerden bir tanesi. Evet. Güzel. Güzel. Hemen şöyle bakalım. Bank of America yaklaşık 900 bin lot alır iken A1 kapital menkul değerler 364 bin. Deniz yatırım 165 bin. Diğerlerde yani diğer 15-20 aracı kurumun toplamında da 470 binlik bir lot var. 400, 700, 800, 900, 1 milyona yakın. Yani neredeyse burada ilk 3'teki ve hatta 4'ü de koyar isek 4 aracı kurumun toplamında hatta 5 aracı kurumun toplamında daha fazlası Bank of America tek başına aldığını görebiliyoruz. Burada da hem para girişi var hem de takası ta hala toplandığını söyleyebiliriz. Bantaş var, bir Bantaş'a da bir bakalım. Burada durum nasıldır? O da şu an %8'lerde. Evet. Burada da güzel bir toparlanma söz konusu. Şöyle 576 bin lot Bank of America alır iken Ziraat Yatırım 321 bin, 200 bin, 280 bin herhalde. Evet 284 bin. İnfo Yatırım'da 224 bin seviyesinde lot sattığını görebiliyoruz. Burada ilk iki aracı kuruma baktığımızda 1 milyon seviyesinde bir alım söz konusu. 3, 4, 5, 6 desek, 7, 8 desek, 9, 10. Yani buradaki ilk 4 aracı kurumun bütün lotlarını Bank of America ve Halk Yatırım aldığını görebiliyoruz. Aysel var. Bir Aysel'e de bakalım, böyle sermayesi küçük olan bir şirkette. Bakalım toplama süreci nasıl olmuş. Şimdi baktığımızda burada bu şirket için elbette önemlidir. Burada takasın %80'ine yakın Garanti BBVA tarafından alındığını görebiliyoruz. Burada 15-20 aracı kurumun tamamının satışlarını karşılamış, yetmemiş Halk Yatırım'ın da satışlarını karşıladığını görebiliyoruz. 50-60 desen hala yetmiyor. Bir de bunun yanında şunu da almış, şunu da almış. Yani burada alıcılar daha baskın olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Son olarak da hemen Huner'e bir bakalım. Huner'de durum nasıl ve en azından şirketin önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir, nasıl bir yol izleyeceğini de takastan anlayabileceğiz. Şimdi Ziraat Yatırım almış, güzel. İş Yatırım almış, güzel. Bu ikisinin toplamı yani burada 1 milyon 160, tamam. Buraya baktığımızda Info Yatırım 445 bin lot satmış. Tek başına zaten burası karşılıyor. 427 bin lot satmış. Tek başına burası karşılıyor. Ekstradan da vakıf yatırımdan da ufaktan buradaki 3 aracı kurumun da lotlarını tek başına neredeyse karşılayacak 2 tane güçlü aracı kurum söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanına da küçük yatırımcı hisseyi alınca hisseyi de şu an güzel seviyelere getirdiğini, %7'lik seviyesine getirdiğini görebiliyoruz. Son dedik ama bir de CV Enerji biliyorsunuz ki o da ona da bakmazsak herhalde kalbi kırılır. O da beğendiğimiz, sevdiğimiz abilerimizden bir tanesi. Aracı kurumuna baktığımızda pek bir şey göremiyoruz. Net bir işlem hacmi, para girişi var mı? Var gibi duruyor ama burada satıcılar tarafından daha baskın olduğunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz.
Garanti BBVA %20'sini almış. Alıcılar kısmındaki burada Deniz Yatırım'ın güçlü satışı söz konusudur. Bu güçlü satışını karşılayacak iki tane aracı kurum söz konusu gerekiyor ve bunlar karşılanmış. Diğerlerde 32-52 bin seviyesine lot satar iken bizim alıcı kısmındaki diğer 15-20 aracı kurum 70 milyon 70 bin lot alım gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Aslında küçük yatırımcının almasıyla beraber şirket şu an %5 seviyelerde, %4 seviyelerde, hatta %6 seviyelerinde olduğunu görebiliyoruz. Gönül isterdi böyle işte ilk sıradaki alıcı yüksek seviyede alım yapsın ve hisse yoluna devam etsin. Genel itibariyle güzel şirketler var. Bu güzel şirketlerde güçlü alımlar var. Bu güçlü alımları mutlaka takip etmekte fayda var. Genel itibariyle tekrar bir güncel para girişiyle dikkatleri üzerine çeken şirketleri sizlerle beraber paylaşmaya çalışalım. İlk sırada şu an Türk Hava Yolları geldi listeye. Buna da bir bakmak gerekiyor. Buna bakmadık çünkü. Buna da bir bakalım. Türk Hava Yolları çok böyle ahım şahım bir şey yok. Sadece küçük yatırımcılar tarafından iyi bir şekilde alındığını söyleyebiliriz. Türk Hava Yolları var para girişiyle birinci sırada. Değil mi? Şöyle yapalım, tekrar yapalım. Burada bir sıkıntı olabilir. Hatta var yani. Tabii canım varmış. Tüpraş, Sabancı Holding para girişiyle dikkatleri üzerine çeken şirketlere bakıyoruz. Ereğli, Europower, gübre fabrikası burada alanları satanları görebiliyorsunuz. Reader alanlar var, satanlar var. TSKB, Yeotek, Kiler Gayrimenkul, Vestel, Astor, Şok Market, Megmed, Kuzeyboru, Zore, Şişe, Akfen Yenilenebilir Enerji olmak üzere bu 17 tane şirket bütün dikkatleri üzerine çekiyor para girişiyle. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.